Kemal Bey, bize atölye kuaförle ilgili bilgi aktarımı sağlar mısınız? Neler yapıyorsunuz burada? Atölye kuaförde profesyonel saç şekillendirme, renklendirme, kesim, manikür, pedikür, cilt bakımı, profesyonel makyaj, bu tür işlemlerle müşterimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu yılın trendi olan ombre hakkında bize neler söyleyebilirsiniz ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ombre sonuçta tabii ki şu anda çok trend ama herkes de aynı şekilde gitmeyebiliyor. O yüzden blok şekilde atılan balyajları da atabiliyoruz. Ya da net keskin olmayan balyajlar da atabiliyoruz. Herkese de yapmıyoruz açıkçası. Çünkü herkese aynı derecede yakışmıyor sonuçta. O yüzden müşterilerimizin saçlarının uzun kısalığına göre de yönlendirebiliyoruz. Ya da yakışıp yakışmadığına göre de. O yüzden sonuçları ve ona göre müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Saç kesiminde de tabii yüz çeşitleri çok önemli. Ondan sonra insanların yine çalışma ortamına, yani boyu, yani saçı, hani duruşu, her şeyle kesim hani farklılaştırıyor insanı. En ufak bir hata veya hani olmayacak bir şey kestiğin zaman hani o bayanı güzelleştiğini derken çirkinleştirebiliyorsunuz da bir anda. Ona çok dikkat etmek istiyorum. Yani yakışacak modeli çok iyi müşteriyi analiz etmek gerekiyor ilk başta. Tamamen yönlendirme bizde aslında. Müşteri istediği hani modeli getiriyor. Biz ona göre hani yakışıp yakışmayacağını analiz ediyoruz. Saçına, yüzünün ovalliğine, kalemi, yani saç teline, her şeyine hani bizim yönlendirmemiz zaten gidiyor saçlar. Müşterimizin bir kere kesinlikle fiziki hatlarına, yani yüz hatlarına çok dikkat ediyoruz. Şu anda son dönemde özellikle dikkat ettiğimiz konu da çoğu iş yerinde renkli saçlar çok moda olduğu için kişinin yani hani o iş yerindeki potansiyel durumuna bakıyoruz. Çünkü örneğin kimi renkli saçları müşteriler iş yerinden dolayı kabul etmeyebiliyor. Ona göre de onu da değişik şekilde yönlendiriyoruz ama müşterinin isteğine de bağlı oluyor çoğunlukla.